Arkadaşlar merhaba. ED Winning'in Twin Space yeni arayüzünde karşınızdayım. Bugün birçok kez ED Winning Türkiye sayfasında karşımıza çıkan Padlet'in iframe olarak nasıl sayfamıza ekleneceğini sizlere anlatmak istiyorum. Daha önce yaptığım bir projede öncelikle bir sayfa açtım. Ve daha önce yapmış olduğumuz bir Padlet'i kullanacağım. Başlık açtıktan sonra yani bir yeni sayfa açtıktan sonra Create a Page kısmından şurada görmüş olduğunuz gibi bir içerik eklemem lazım. İşte resim, video, herhangi bir yazı şeklinde. Şurada görmüş olduğunuz gibi anketler ve Twin Board ekleme imkanınız var. Eğer Padlet ve benzeri bir çalışma eklemek istiyorsanız Contact kısmından ekleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi eski arayüz aslında karşımızda. Bir içerik eklemek istiyorum. Fakat burada bir kaynak bağlantısı yok. Şurada link ekleme var ve burada iframe ekleme tuşu yer almakta. Daha önce kaynakla ekleyebiliyorduk. Yani şu şekilde ben bir Padlet açmak istiyorum. Padlet'te şu kısmı biz direkt kopyala yapıştır yaptığımız takdirde sayfayı veya şuradaki kısmı istediğimiz şekilde elde edebiliyorduk. Şurada iframe kısmı var. Bu kodla artık bir işimiz kalmadı. Şurada direkt linki kopyala dedikten sonra Twin Space'imizde şuraya iframe kısmına geliyoruz. Şurada göstermek istiyorum. Tıkladıktan sonra URL'yi CTRL-V ile yapıştırdım. Burada bir genişlik ve yükseklik ayarlamamız lazım. Ve burada hizalama yapacağız. Üst kısım dedik Padlet'in nerede gözükeceği için. Kaydırma çubuklarını aktif ediyorum. Çerçeve sınırını göstersin. Öneri başlığı isim olarak da ne yazabiliriz? Mesela Ocak ayı projeler diye bir isim yazdırma imkanımız mevcut. Genişlik ve yüksekliğe ulaşmak istiyorsanız tekrardan Padlet'te sağ alt tarafta şurada kısmımız var. Pozisyonunu yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi wide 480 piksel, yükseklikte 352 piksel. Bunu ayarlayabilirsiniz. Yani buradaki verileri girdiğiniz takdirde daha önce Padlet'te yaptığınız şekilde Padlet'i elde edebiliyorsunuz. Ben burada kabataslak bir şey girmek istiyorum. Biraz büyük olsun. 1750 olarak şekilde girmek istiyorum. Tamam dedim. Bu şekilde gözüküyor. Kaydettikten sonra Submit dedikince Padlet'imiz artık sayfamızda çıkacak. Evet. Biraz büyük yaptık ama olsun. Güzel oldu. Evet. Bilgiler geliyor yavaş yavaş. Şöyle sol tarafa aktarabilirim. Bu kullandığınız bilgisayara göre değişir. Görüntüyü daha nasıl net elde edeceğiniz. Yani yükseklik ve genişlik ayarını, en boy ayarını siz kendi bilgisayarınıza göre yaparsanız veya genel tabir kullanılan şu an bilgisayar 15.6 inç. Buna göre uygun bir ayarlama yaparsanız siz için iyi olur. Biraz tabi maalesef eskiden daha güzeldi arayüzde Padlet kullanışı. Şu an biraz daha biraz problemli olmuş maalesef ki. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.